Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi konu testi 3'ü çözüyoruz arkadaşlarım. Kenar ortayın, konu testi 3'teyiz. Odaklanmayı bir ayarlayalım önce. Evet, bunu da ayarladık. Şimdi vira bismillah diyelim ve başlayalım. Diyor ki ilk sorumuz. G ağırlık merkezidir. O halde hemen biliyoruz ki biz artık şu AD kenar ortaydır kesinlikle. BE de kenar ortaydır kesinlikle. Çünkü kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkeziydi. Hatta şurada bakın tabana bir açıya iki muhabbetinden şuranın 3 olduğunu da söyleyelim hemen. Başka ne vermiş? BC nedir diye bir soru sormuş bize. BC neresi? BC şu kenarın uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. Şimdi şunu fark ettim. Şurası şu uzunluk. Burayı da ikiye bölmüş, burayı da. Bakın iki eşit parçaya bölmüş. Bir üçgenin iki kenarını iki eşit parçaya bölüyorsa bunun adı orta tabandır. Ve her zaman üçüncü kenara da paraleldir demiştik orta taban muhabbetinde. Peki paraleldir ve orta tabansa bu yöndeş açıdan burası 90 derece ise şurası da kesinlikle 90 derece oldu. Ve bakın aslında benim şu AD kenar ortayım dik açıdan inen bir kenar ortaymış. Ve siz biliyorsunuz ki dik açıdan inen kenar ortay muhteşem üçlü yapacak. Yani bunun toplam uzunluğu 9 birimse burada 9, burada 9, BC toplamda 18 paketledik. İkinci sorudayız. Yine bir kenar ortay görüyorum. X bir kenar ortay. Şurada bir 90 derecemiz var sadece. Buna göre X kaç santimdir diye bir soru soruyor. Şimdi bir kenar bile ikiye bölünmüşse orta taban yapacaksınız demiştik arkadaşlar. Hemen bir orta tabanı çiziyorum kendiliğinden. Şöyle çizdim. Burası bakın ikiye bölünecek. 3 bölü 2, 3 bölü 2. 5'in orta tabanı olduğu için 5 bölü 2 ve şuradaki dik üçgende Pisagor yapmaya bile gerek yok. Bakın 3'ün yarısı, 5'in yarısıysa burası kesin 4'ün yarısı. 3, 4, 5 üçgeninden x dediğim uzunluk 4'ün yarısı olacak yani 2. Üçüncü sorudayım arkadaşım. CB kenar ortay demiş dostlar bize. Evet görüyoruz bakın CB kenar ortay burayı ikiye böldü. CD uzunluğu DB'nin 4 katıdır demiş. Yani şuraya bir K dersek CB uzunluğu 3K olacak arkadaşlarım. Bunu da yazdım. Başka DE'yi 6 vermiş. X nedir diye de bir soru soruyor bize. Nasıl çözelim bunu diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Şuradan paralel çizsem. Bu uzunluğu bulurum. Bu uzunlukta burayı ikiye bölmüş olur. Kesinlikle çözülür. Şimdi bir kenar ikiye bölünmüşse paralel çizin demiştik. Bu paralel şurayı kapattığımda bakın bu buna paralel oldu arkadaşlarım. Dolayısıyla buranın paralel olduğundan dolayı bunun orta tabanı geldi. Yarısı oldu. Yani burayı da bu ikiye bölmüş oldu böylelikle. Ama buradan çok çıkacağını zannetmiyorum da neyse. Bir de şu kenar ortayı da çizeyim. Bu da buranın kenar ortayı olsun. Burayı K'ya 2K muhabbetinden 1'e 2 oranından 1'e 2 şeklinde bölsün. Aa bakın buradan çok daha güzel geldi arkadaşlar. Şuradaki üçgenlere bakın. Kelebek üçgenleri. Bakın K'ya K. Demin çok yaptık bu sorudan önceki testlerde. 1'e 1, K'ya K. Demek ki bunlar benzer ve hatta eş üçgenler 6 ise buraya da 6'yı yazdım. Şimdi şurası G ağırlık merkezimiz oldu. Tabana bir açıya 2'den burası 3 birim. Toplam muhteşem üçlümüz 9 ise bu da 9, bu da 9 olacak dedik. Ve toplam uzunluk BC, EC uzunluğu 18 geldi. Evet hemen dördüncü sorudayım arkadaşlarım. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi demiş bize. Peki paralellikleri söylemiş. Buna göre de diyor ki ABC üçgeninin çevresi 45 olduğuna göre x kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi şuradan bir kenar ortay çizelim biz. Bu kenar ortay burayı 2'ye bölecek. Tabana bir açıya 2'den buraya k, buraya da 2k'dır dedim dostum. Hemen bunu da söylemiş olalım. Çevresi 45'miş bu üçgenin. Şuradan şöyle bir şey yapalım bakın. Şimdi şu paralelse 2 bölü 3 oranı var. 2 bölü 3 4 bölü şurası diyeceğiz. 4 bölü x diyelim oraya. 12, 2x'e eşit. X eşittir 6. Yani şurası 6, burası da 6 geldi. Şimdi şu kenar ortayı indirelim. Şuradan aşağı bir kenar ortayı indiriyorum. Yine 1'e 2 oranından dostum. Bu sefer şunun paralelliğini konuşacağım. 2 bölü 3, 2 bölü 3.
5 bölü x diyelim buraya. 2 bölü 3, 5 bölü x. Yani 15 bölü 2 çıktı burası. O zaman burası da 15 bölü 2. Yani toplam burası 15. Burası 12 ise toplam 12, 15 daha ne yaptı? 27 yaptı. 45'ten de 27'yi çıkarttım hemen. 15'ten 7 çıktı, 8. 3'ten 2 çıktı, 1. 18 de şurası yaptı. Burası da 18. Şimdi şu 4 buna paraleldi hatırlarsanız. Ve burayı 1'e 2 oranında böldüyse burayı da 1'e 2 oranında bölecek. 18'i 1'e 2 oranında bölersem burası 6 olur. Şurası da 12 olur dostum. Buraya da 12 kalır. Şimdi bu da paraleldi. Ve bu da buradan 1'e 2 oranında bölecek. Yani burası da 6'dır. Burası bu sefer 12 yaptı. Şu x'e de 6 kaldı dostlarım. Evet. 5. sorumuzdayız. 5, 8, 15, 17 üçgenimiz var. 8, 15 olacak burası. 17 olsun hipotenüs. Buraya 6 kaldı. 6, 8, 10 üçgenimiz var. Demek ki buralar 5, 5. Bakın dik açıdan kenar orta yıldığı için bu da muhteşem üçlüden 5 yaptı. 6. sorumuza geldim dostum. Bakalım bu ne diyor? ABC dik üçgen demiş. Pekala. ABC dik üçgen. G ağırlık merkezidir demiş. BG'ye 6 vermiş. Şimdi BG 6 ise devamını uzatırsam 3 olur burası. Şuna H dediğimde diklikten diklik indiği için H kare eşittir. 6 çarpı 3'ten 18. H eşittir 3 kök 2 çıktı. Burası 3 kök 2. Şimdi burası 3 kök 2 ise bu da onun yarısı olacaktı arkadaşlarım. Şöyle yazalım. 3 kök 2 bölü 2'dir. Ve muhteşem üçlüden burası toplamda ne geldi diye hesaplayalım. 3 kök 2 ile 3 kök 2 bölü 2'yi toplayalım. 6, 9 kök 2 bölü 2 geldi bu uzunluk. Muhteşem üçlüden bu da 9 kök 2 bölü 2. Bu da 9 kök 2 bölü 2. Yani toplamda ne çıktı? 9 kök 2 geldi sorumun cevabı. ABC dik üçgeninde G yine ağırlık merkeziymiş dostlarım. Tamam. BE oraya eşit. Ona da eyvallah dedik. Şimdi şurası şuraya eşit kesinlikle. Bakın şu kenar ortayı çizersem ben bir de şunu çizdiğimde bu orta tabanı oldu şu GC'nin. Bakın burayı da ikiye böldü. Burayı da ikiye böldü. 6 ise burası kesin 12. Tabana bir açıyı 2'den burası kesin 6. Dik açıdan indiği için 6 muhteşem üçlü yapar. Bu da 6, bu da 6 olur. Bize de AB'yi soruyormuş zaten. 12'yi paketledim. Evet, 8. soru. ABC eş kenar üçgenmiş dostlarım. O zaman bunlar hep 60'ar derece. Şöyle yazalım. Paralelmiş EG BC'ye. Yani şuradan aşağı bir kenar ortay indirirsem ben burayı 2'ye bölecek. Aynı zamanda dik olacak. Burası paralelmiş. Burası da 90 derece olacak. Şu araya da 15 derece kaldı. Kök 6'ymış şu uzunluk arkadaşlarım. Onu da söylemiş olalım. Buna göre x nedir diye bir soru soruyor. Yani eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu soruyor aslında bize. Bakalım neler yapacağız şimdi. Şuradan mı çizseydim bir de kenar ortayı? Ya da şurası 30'dur arkadaşlarım. Onu yazalım. Burayı da 30-30 diye bölmüş. Şimdi şu 30 ile şu 15'in toplamı 45. Şuraya eşit. 45, 75 daha 120. Şuraya 60 kaldı ki. Bakın biz bir soruda 45 ile 60'ı görünce dik indiriyorduk karşılarına. Şu dik indirelim. 90'ın karşısı kök 6 ise 45'lerin karşısı kök 3. Kök 3 olacak arkadaşlarım. Bunu da yazalım. Şimdi şu kenar ortayın devamını da çizersek bu tam bir kenar ortay olur. Neden öğretmenim? Çünkü kenar ortay yükseklik olarak iniyor eşkenar üçgende. 30-30 yazalım. Yani bu düz bir çizgi oldu aslında. Ben yanlış çizdim sadece. Ve G ağırlık merkezinin burası kök 3 ise şurası 2 kök 3 oldu arkadaşım. Toplamda ne çıktı burası? 3 kök 3 çıktı eşkenar üçgenin yüksekliği. Yani şuradaki 60'ın karşısı 3 kök 3 ise 30'un karşısı bunun kök 3'e bölünmüş hali olacak 3. 90'ın karşısı 2 katı olacak 6. Evet, çevirdik arka sayfamızı. 9. sorumuz. Bakalım ne diyor 9 numara. ABC dik üçgeninde G ağırlık merkezi 90 var, 120 var. Yani şöyle düşünün. 9, 12, 15 üçgeninden burası toplamda aslında 150. Şimdi BD ile DC eşit. O zaman burası 75. Şurası da 75 olacak. Hatta şöyle çizersek
Şunu devam ettirelim, şöyle kenar ortayımızı tam çizelim. Bu uzunluğun tamamı da 75 olacak arkadaşlarım. Şuranın tamamı da 75. Hatta 25'e 50 diye de burası bölünecek. Başka ne diyor? EDX nedir diye bir soru sormuş bize. X neresi? Şuradaki parçayı istiyor bizden. Burası ne çıktı? 75, 75, 120. Özel bir şey var mı? G ağırlık merkezi demişti. Başka da bir şey yok. Şimdi şu GE'yi de bulursam Pisagor yapar, X'i bulurum diyorum. O yüzden şuradan aşağı bir diklik indiriyorum ben. Şimdi ah bacı muhabbetimiz vardı arkadaşlar. Öklit bağıntısında öğrendiğiniz bir muhabbetti bu. Ah bacı şuydu. Hipotenüsle yüksekliğin çarpımı, yani 150 ile haşın çarpımı iki dikkenarın çarpımına eşit. Yani 90 ile 120'nin çarpımına eşit. Şimdi birer tane sıfır silelim. 3'e bölelim 5 kalsın. 3'e bölelim 3 kalsın burada da. Ve haş eşittir ne çıktı? 3 ile 120'yi çarptım. 360 bölü 5 çıktı. 360'ı da 5'e bölersem 72 mi geliyor arkadaşlarım? 360'ı 5'e böldüm. Evet, 72. Yani şurası 72 çıktı. Şimdi bir de şu yüksekliği bulmak için şunu bulmak istiyorum ben. Benzerlik yapalım. 25 bölü 75. 25 bölü 75. Yani bu ne demek? 25'e bölersem 1 bölü 3 demek. Eşittir. Şuna K diyelim. K bölü 72 olacak arkadaşlar. K bölü 72. Hemen buradan 3K 72 ise K 24. Yani şurayı da 24 bulduk. Ve bakın bu üçgen ne çıktı? 7, 24, 25 üçgeni çıktı. Demek ki X 7. Evet, 10. sorudayız arkadaşlarım. G ağırlık merkezi demiş. O zaman şu muhteşem üçlüyü bir çizelim biz. G'den geçen şu doğruyu. Şimdi G ağırlık merkezi ise bu da kenar ortaydır. Burayı ikiye bölmüştür. Bakın şu EF ne çıktı? Şu BG'nin orta tabanı çıktı. Yani burası kesin 12. Şimdi tabana bir açı E2'den burası kesin 6. Ve bu uzunluk, bakın, muhteşem üçlüyü yapan kenar ortay 18 geldi. O zaman bu da 18, bu da 18. X eşittir 36 çıktı. 11. sorudayız arkadaşlarım. G ağırlık merkezi, çünkü bu ikisi kenar ortaymış. O halde 8 ise bu da 8. 6 ise burası da 6'dır. Şimdi şuradan çizdiğim kenar ortaysa burayı K, K diye bölsün. Ve bakın şu dik açıdan itibaren muhteşem üçlü yaptığı için burası da K. Tabana bir açı 2'den burası da 2K geldi. Şimdi burada kenar ortayın uzunluğu formülünü yapacağım dostlarım. 3K'nın karesi. Nin 2 katını alıyorduk. 3K'nın karesi 9K kare yapar. 2 katı 18K kare. Eşittir. Kolların kareleri toplamı. Şimdi bir 16'nın karesi 256 artı bir de 12'nin karesi 144. Eksi indiği kenar 2K'nın karesinin yarısı. Yani 4K karenin yarısı 2K kare yaptı. Buradan 2K kareyi bu tarafa alırsak 20K kare eşittir. Şunların toplamı 300-400 yaptı arkadaşlarım. Hemen birer sıfır, bir de 2'ye böldüm. K kare eşittir 20. K eşittir 2 kök 5 çıktı. Şimdi nereyi soruyordu bize? 2K'yı. 2 kök 5'in 2 katını soruyor. 4 kök 5 geldi sorumun cevabı. Evet, BD kenar ortay. 3 tane BK, 4 tane BD'ye eşitmiş arkadaşlarım. Demek ki BD'ye 3K... Buraya da 1K diyecekmişim ben. 7'yi vermiş bize. X nedir diye bir soru soruyor. Hemen şuradan ben muhteşem üçlüyü yapan kenar ortayımı çizdim. Tabana 1, açıya 2'den K'ya 2K böldü. Bakın çok çözdük bu sorunun tıpatıp aynısından. Şuradaki iki üçgenin K'ya K, tık tıka tık tık olduğunu görünce de eş olduklarını, yani burası 7 ise buranın da 7 olduğunu söyledim artık. Tabii ki tabana bir açı 2'den burası 7 bölü 2. Toplam ne yaptı burası arkadaşım? 21 bölü 2 yaptı. O zaman bu da 21 bölü 2. Bu da 21 bölü 2. Muhteşem üçlüden toplam BC 21 geldi. Evet, 13. sorumuz arkadaşım. Sanki arka sayfada bunun aynısından bir tane çözdük gibi hatırladım ben. Dik üçgenmiş. Bu sefer az önceki eşkenar üçgendi. Bu seferki dik üçgen. İkizkenar dik üçgenmiş. Hadi yapalım. Madem ki ikizkenar dik üçgen, burası 45, burası da 45. Şimdi şu paralel vermiş mi? Vermiş. Bu buraya paralelse yöndeşlikten bu da 45 olur.
Şimdi burası da 45, 75 daha 120, şuraya da 60 kalır. Buradan bir diklik indirsem ben, bu diklik 90'ın karşısı 2 kök 3, 30'un karşısı kök 3, 60'ın karşısı da 3 olacak deyip buraya 3 bulurum hemen arkadaşım. Sonra şuradan da bir kenar ortay çizdim bakın. Şu kenar ortayım benim G'den geçtiği için. Burada da K'ya 2K oranını yazdım. Tabana 1, açıya 2. Şimdi benzerlik yapıyorum. Bakın bu da dikindi, bu da dikindi. Demek ki bunlar paralel. Şöyle göstereyim. 2 bölü 3 eşittir. Şurasını ne bulmuştuk? 3 bölü şuraya K, M diye. 3 bölü M'ye eşit. Demek ki 2M eşittir 9. M eşittir 9 bölü 2. Yani şurası 9 bölü 2. O halde bu kenar ortay olduğu için burası da 9 bölü 2. Toplam X 9 çıktı. 14. sorumuz. G ağırlık merkezidir demiş. Paralel olduğunu söylemiş. DG'yi 5 vermiş. EG'yi 4 vermiş. Buna göre AD nedir diye de bir soru soruyor bize. AD neresi? Şu uzunluk nedir diye bir soru soruyor. Tamamdır. Yok, AD ile BC'nin toplamını istiyormuş. He, tamam. Şimdi şöyle bir çizelim bunu. Şu bizim kenar ortayımız. Burada 1'e 2 oranı kesinlikle var diyelim. Ve hemen benzerlik yapalım. 2 bölü 3 oranı var arkadaşlarım. 2 bölü 3 eşittir. 5 bölü şuraya K dersem 5 bölü K. Buradan 15 bölü 2 çıkar K. Burası 15 bölü 2, burası da 15 bölü 2. Yani BC oldu toplamda 15. Şimdi gelelim şuradan bir kenar ortay çizelim. Şöyle bir kenar ortay çizdim. Yine burada da 1'e 2 oranı var ve 2 bölü 3, 4 bölü 6 deyip burayı da 6 buldum arkadaşlar. Şimdi bu 6 aynı zamanda kenar ortay olduğu için burası da toplamda 6 yapacak. Çünkü 2'ye bölmüş olacak burayı. Toplam 12 birim geldi burası. Dostum şu paralel doğruyu hatırlayın. Bu buraya paralel. Paralel doğru burayı 2'ye 1 böldüyse burayı da 2'ye 1 şeklinde bölecek. Yani 8'e 4 diye bölecek. O halde AD 8 çıkacak. AD'yi de 8, BC'yi 15 bulmuştum. Toplamları 23 geldi. 15. sorudayız. Bir kenar bile 2'ye bölündüyse hemen orta taban yapın dedik. İşte bunu çizince burayı 2'ye böldüyse burayı da 2'ye böler dedim. 3 dedim. Buraya da 6 kaldı. Ve bakın burası 6. Burası 6. Muhteşem üçlü oldu. Bu da 6. 6 da x'in 2 katı olacaktı değil mi? Orta tabandan. X de yarısı olacak. 3 paketledik geldi. Son sorumuz arkadaşlarım. G ağırlık merkezidir demiş. 3 vermiş. Bakın yine diklikten diklik inmiş. Defalarca çözdüğümüz soru. Şuraya A. Buraya 2A'yı yazıyorum. Biki. Şu 3'ün öklitini yapalım. Yan kenarın ökliti. 3'ün karesi 9 eşittir. A çarpı hipotenüsün tamamı. Yani A çarpı 3A. 3'e böldüğümde 3 eşittir A kare. A eşittir kök 3. Şu da kök 3. Bu 2 kök 3 çıktı. Bu kök 3 çıktı. Şimdi haşı bulalım. Yine diklikten diklik indiği için ikinci ökliti yapıyorum. H kare eşittir 2 kök 3 ile kök 3'ün çarpımı. Yani 6. Demek ki H eşittir kök 6. Şimdi burası kök 6 ise burası da kök 6'nın yarısıydı değil mi? Tabana 1, açıya 2'den. Peki toplam kenar ortay ne oldu? Kök 6 ile kök 6 bölü 2. 2 kök 6, 3 kök 6 bölü 2 oldu. O halde diyorum ki burası 3 kök 6 bölü 2 ise bu da 3 kök 6 bölü 2. Bu da 3 kök 6 bölü 2 oldu. Toplamı ne çıktı? 3 kök 6 çıktı. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda yeni konuya geçeceğiz inşallah. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. ÖSYM sorularını çözmüyorum demiştim. Çünkü internetten hepsinin çözümlerini bulabilirsiniz demiştik. Öptüm hepinizi. Görüşürüz gençler.